Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum bugün günlerden Pazar ayın 28'i arkadaşlar saat 9 9'u 14 geçiyor şu anda Temmuz ayındayız 2024 yılındayız Sıla yolunda olan arkadaşlara hayırlı yolculuklar e, diliyorum Türkiye'de olan arkadaşlara hayırlı tatiller Avrupa'da olan tatili olanlar onlara da tabii hayırlı tatiller olsun çalışanlara da ee, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar, e, konumuz Sıla Yolu Türkiye'ye neler götürmek serbest. Bu konuya bakacağız ama bakın e, ara sıra içimizden, e, vatandaşlardan, gurbetçilerden gerçekten başka yol üzeri bazı şeyleri Türkiye'ye götürmek e, istiyorlar. Bakın e, ne oldu, ne bitti. Bu haberi size okumak istiyorum. Sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye giriş yapan... 1.5 milyon euro'luk araca el kondu. Arkadaşlar doğru duydunuz arabanın, aracın, araç araba değil, aracın değeri 1.5 milyon euro. Büyük para, Türk parasından ne yapıyor onu da hesapladım biraz sonra söyleyeceğim. Takipte kalın. Arkadaşlar haberi okuduktan sonra e, detaylı bilgiler vereceğim. Özel sayfa açtım. Türkiye'ye ne kadar ne götürebilirsiniz? Ona da tekrar bakacağız. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ülkeye sahte belge ile sokulan yaklaşık 1.5 milyon euro değerindeki araca el koydu. Nokta. Yurt dışından emekli gurbetçilerin geçici olarak ülkeye getirdikleri yabancı plakalı taşıtların aralıksız olarak 4 yıl Türkiye'de kalabilmelerine olanak sağlayan düzenleme bu yıl bu yıl yürürlüğe girdi. Ancak emekli vatandaşlarımıza tanınan bu hakkı kötü emellerine adet eden kişilerde bulunmakta. Bunun son örneği Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu ortaya çıkartıldı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir araç detaylı incelemeye alındı. Herhalde bir buçuk milyonluk değeri varsa detaylı incelemeye girer. Ekipler beyan edilen evrakları incelediğinde aracın sahte emeklilik belgesi ile Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine piyasaya değerli yaklaşık 1,5 milyon euro. Türk lirası arkadaşlar 51 milyon 146 bin Türk lirası olan araca el konuldu. Haber son geliyor. Kendilerine bu değerli haber için teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar hiç fazla vakit kaybetmeden Hemen öbür sayfayı açayım bilgisayardan bu değerli bilgileri de tabii ki size vermek istiyorum. Arkadaşlar en çok sorulan ne kadar sigara? Türkiye'ye giriş şöyle: Muafiyet kapsamındaki eşya ve tür ve miktarları şu şekildedir. Tütün ve tütün ürünleri. Sigaralar 600 adet. Yani 600 teker teker oluyor. Kaç kaç tane oluyor? bir pakette 20 tane var, 10 pakette 200. Yani 3 karton serbest. Yani Türkiye'ye, Kapıkule'ye gittin, orada e, Duty Free var, e, alışveriş yeri var, oradan 3 paket 18 yaş üzeri e, 3 karton, paket değil 3 karton götürebilirsin. Sigarillolar, her biri 3 gramdan ağır olmayan prolar 100 adet. Yani 3 gramdan fazla olmayacak 100 adet götürürsün. Pro 50 adet kıyılmış tütün 200 yaprak sigara kağıdı ile 250 gram. Pipo tütünü 250 gram. Alkollü ürünler. Alkol derecesi %20'yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 litre. Yani viski, rakı, makı oluyor bunlar. Alkol derecesi %22'yi geçmeyen alkol, alkollü içecekler 2 litre. Yani şarap kozmetik ürünler 600 milliyi aşmamak kaydıyla kolonya parfüm lavanta esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi gıda ürünleri bu çok soruluyor bazı vatandaşımız çay götürmek istiyor Almanya'dan bazı vatandaşımız da Türkiye'den çay getirmek istiyor bu herkesin bileceği iş artık siz götürün getirin ben artık vazgeçtim arkadaşlar getirmiyorum Getirsem getirsem biraz zeytinyağı getiririm. Artık geçen sefer onu da getirmedim. Çünkü burada var ve fiyatlar aşağı yukarı aynı. Çay 1 kilogram. Çözülebilir hazır kahve 1 kilogram. Kahve 1 kilogram. Çikolata 1 kilogram kişi başı. Şekerden mamül yiyecek 1 kilogram. İsteyen yolcular bir kilo çikolata veya bir kilo şekerden mamül yiyecek haklarının tamamını yani iki kilogramlık hakkı söz konusu eşyadan sadece birisi için kullanabilirler. Arkadaşlar çikolataya gelince memurlar bunda biraz e, göz yumabilir. yani bir kilo yerine bir kilo 300 gram bir buçuk kilo götürürsen bunlara fazla bir şey demiyorlar ee, daha da fazla ee, aranan ne euro altın elektronik eşyalar cep telefonları böyle şeyler arkadaşlar şimdi bu sinek de nereden geldi bekleyeceksiniz e, ne kadar hediyelik e, götürebilirim onu da biraz evvel bulmuştum. Soru: Yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti nedir? Cevap: Bunu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sayfasından okuyorum arkadaşlar. Bunu da öğrenmek istiyorsanız yani laga luga bir sayfa değil. Transit yolcular hariç olmak üzere yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki kişisel ve ailevi kullanımına mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır. Muafiyet her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 400 euro avroyu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 avro olarak uygulanır. Yalnız şimdi diyeceksin tamam ben gittim Mediamarkt'tan 430 420 euro'luk cep telefonu aldım götürebilir miyim? Götürebilirsin. Vergisini vermen lazım. Çünkü elektronik eşya. Cep telefonu da vardı. Onu da biraz, biraz evvel bulmuştum. Evet vergiden muaf. Arkadaşlar yanlışlık yaptım. Kusura bakmayın. E, götürebilirsin ama Türkiye'de e, onun e, size onu doğru okuyacağım şimdi bir dakika yolcu beraberinde getirilen cep telefonları vergiden muaf mıdır? Evet vergiden muaftır yani vergi dediğim zaman Türkiye'ye gittiğin zaman gene onun vergisini veriyorsun. Ancak yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 2019 yılı itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen 618 1,60 TL tutarında. buna arkadaşlar bu eski burada buna zam geldi. Ee, şimdi tam miktarı bilemiyorum. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanımın izin harcı ödenmesi gerek, gerekmektedir. Yani Türkiye'de e, onu bir süre kullanırsın ondan sonra kullanamayacaksın. Zaten fark edeceksin. Telefon kilitlenecek. O miktar parayı ödemen lazım. Ondan sonra telefonunu açtırıyorlar. Onun da cevabını var. Soru: Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harçlar nereye ödenir? Cevap: Söz konusu harcın telefon cihazlarının elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce vergi dairesine veya yetki verilmiş bankalara ödenmesi gerekmektedir. Yani gene yanlış söylememişim. Bakın vergi dairesi ha sınırda ödemişin o vergiyi. Ha, sonra İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da her neyse nerede ölemişin fark etmez. Soru. Yolcu beraberinde Türk parası veya döviz getirilmesi, götürülmesi mümkün müdür? Mümkündür. Arkadaşlar çok uzun bu. Bunun şimdi okuma kalkarsam bugün pazar, pazartesiye kadar anca biter. 18 yaş üzeri Almanya'dan giderken 9999 euro götürebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Euro ülkelerinde de bir şey olmuyor. Sırbistan elinizden alamaz parayı. 9.999'a kadar serbest. Yalnız 18 üzeri kişi başı. Araba araba başı değil. Geçen de bir e, grubetçi arkadaşımız, abimiz mi, kardeşimiz mi bilmiyorum. Sordu kişi başı mı, araç başı mı, kişi başı. Yalnız herkesin üzerinde olacak para. Yani arabada 5 kişi var. 50.000 euro ya, tam 50.000 olmuyor. Biliyorum yorumlarda yazacaksınız serbest sırf şimdi 5 kişi var arabada bir kişinin üzerinde o para olmayacak yasak arkadaşlar problem çıkarıyorlar onun için ya bana sorarsanız zaten hiç yanınızda o kadar çok para götürmeyin mümkünse e, lütfen ve lütfen bankayla gönderin. Öbür şeyler soruldu, öbür ürünler soruldu. Bir İsviçre'den arkadaşımız sormuştu. Ben dedi plasma televizyon götürmek istiyorum. Arkadaşlar götürebilirsiniz. E, yalnız beyan edin, Kapıkule'de söyleyin. Şöyle bir e, ürün var. Ben bunu geçirmek istiyorum. Ona göre vergisini verdin mi hiçbir problem olmaz. Tabii ki sen dersen ben söylemeyeceğim belki görmez. E, o senin bileceğin iş. Yalnız görürse bu sefer vergisini ve cezasını ödersin. Murat Bozdoğan söyledi. Sonra söylemedi demeyin yani. Ve Türkiye'ye girerken araba giriş işlemi yapılıyor, pasaport kontrolü yapılıyor, bunlar yapılıyor. En sonda kontrol noktası geliyor. Yani arabanın kapılarını açıyorsun, arkasını açıyorsun. Her arabanın içine bakılıyor arkadaşlar. Yani Türkiye'ye hiç gitmeyen arkadaşlara da bunu bilgi olarak vereyim. Çoktan beri gidenler, gelenler biliyor. Yani öyle geç yok. Ben burada mesela ben İsviçre'den Avusturya'ya giriyorum. Avusturya'dan geri geliyorum. Bazen memur bey içeride oluyor. Yavaş yavaş geçiyorsun. Yavaş, yavaş Türkiye'de Türkiye girişte öyle bir şey yok arkadaşlar. Mecmursun. Orada duruyorsun. Arabanın bütün kapılarını açıyorsun. Arkasını açıyorsun ve hepsine içine bakıyor ve soruyor ne var diye. Bir şey yok dersen seni e, özel e, aramaya alırlarsa yani e, şöyle bir şey var her 20, 30, 40 araba artık e, her gün değişiyor bu e, aramalar var. E, mesela e, diyorlar ki her 40. veya her 50. arabayı veya 100. arabayı çekeceğiz e, içeride e, daha detaylı arama yapacağız. Bu sana denk gelirse e sen de ee, söylemezsen şu bu var diye o zaman hem gümrüğü, gümrüğünü vergisini verirsin hem de e, güzelce bir ceza ödersin ve bir şey bulurlarsa daha da fazla arıyorlar daha da fazla alıyor arıyorlar yani bayağı da bir vaktin gitmiş olur arkadaşlar 12 dakikayı gene tekrar geçti kusura bakmayın yalnız tabii ki bu değerli bilgileri de vermemiz lazım ona göre gidin gelin Türkiye'ye giderken gelirken e, lütfen kendiniz de bakabilirsiniz sitelerden Google'da yazdığınız zaman oralardan üşeniyorsanız bakmaya bu videonun altında da link var. Detaylı bir video yaptım. Neler götürmek getirmek serbest. Oradan da öğrenebilirsiniz. Hepinize şimdi gideceklere, geleceklere tekrar hayırlı yolculuklar diliyorum. Tatili olanlara hayırlı tatiller. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat